Birinci soru. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katı olduğuna göre bu açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir? Şimdi tümler açıların ölçüleri toplamı 90 derecedir. Biri diğerinin 4 katıysa ikisinin toplamı 5 katı olur. O zaman 90'ı 5'e böldüğümüzde küçük açının ölçüsünü 18 derece buluruz. Büyük olan da bunun arkadaşlar 4 katıymış. O halde 18 ile 4'ü çarptığımızda büyük açıyı da 72 derece olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Şekildeki E, F, B noktaları doğrusal. FD ışını diktir. FA ışınına. BFC açısının ölçüsü 66 derece ve EFA açısının ölçüsü 23 derecedir. Buna göre CFD açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet, şimdi şurası 90 dereceymiş arkadaşlar. 90'dan 23'ü çıkardığımızda buradaki açıyı 67 derece olarak buluruz. Şimdi EFB doğrusaldı. O zaman şu üçünün toplamı 180 olacak. 66 ile 67'yi topladığımızda 133 derece buluruz. 180'den de 133'ü çıkardığımızda şuradaki açıyı arkadaşlar, buradaki açıyı 47 derece olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde KLM açısı ile PRSTY ve Z noktaları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü KLM açısının ölçüsüne eşittir? Şıklara teker teker bakalım. A şıkkı PTZ açısı. PT ve Z'yi birleştirelim arkadaşlar şu şekilde. Burada oluşan bir geniş açıdır. Dolayısıyla KLM açısına eşit değildir. ZRY açısı arkadaşlar şu şekilde. Bakın bununla KLM açısı aynıdır. Dolayısıyla doğru cevap B olacak. C şıkkına bakalım. YRT denmiş. YRT. Bakın YRT de şu şekilde bir açı. Bu da geniş açıdır. Bu da olamaz. D şıkkı ZTS açısı. ZTS açısı da dar bir açıdır. Şöyle küçük bir açı. Bu da eşit değildir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Yukarıdaki kareli kağıtta paralel kenar üzerinde verilen hangi iki noktanın birleştirilmesiyle oluşturulan doğru parçası bu paralel kenarın bir yüksekliği olur. Evet. Paralel kenarın yüksekliği arkadaşlar bakın bu paralel olan iki kenarın birleştirilmesiyle olacak. Şimdi S ile T'yi birleştirdiğimizde bakın buradaki oluşan ST doğru parçası paralel kenara ait yüksekliktir. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Şekildeki ADC üçgeninin DC kenarına ait yükseklik 6 santimetre, AC kenarına ait yükseklik 4 santimetre ve ADC üçgeninin alanı 24 santimetre karedir. Buna göre AC doğru parçasının uzunluğu artı DC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulunuyordu. Şimdi alan 24'müş. Şimdi 2'ye bölmüşüz, 24 bulmuşuz. 24'ü 2 ile çarparsak 48 buluruz. Bu şu demek arkadaşlar. Şu tabanla bu tabana ait yüksekliğin çarpımı 48'miş. O halde 48'i 6'ya böldüğümüzde 48 bölü 6. Buradaki DC kenarını 8 olarak buluruz. Çünkü 6 kere 8 48'dir. Şimdi aynı formülü AC tabanından yapalım. AC ile ED'nin çarpımı da arkadaşlar gene 48 olacak. O zaman 48'i biz bu sefer 4'e bölersek AC tabanını 12 olarak buluruz. Bakın burayı da 12 bulduk. Bize AC ve DC'nin toplamı sorulmuş. AC 12, DC 8 topladığımızda 20 çıkar. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru. Şekilde DEF ile ABC üçgen. DEF üçgeninin EF kenarına ait yüksekliği 8 santimetre ve EF'nin uzunluğu 18 santimetre, BC'nin uzunluğu da 24 santimetredir. ABC üçgeninin alanı ile DEF üçgeninin alanı eşit olduğuna göre ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliğinin uzunluğu kaç santimetredir? Evet, DEF üçgeninin alanını bulabiliriz. Çünkü EF kenarı 18, bu EF'ye ait yükseklik de arkadaşlar 8'miş. Bakın şu şekilde üçgenin dışındadır bu yükseklik. Şimdi bunun alanını bulalım. Alan formülü taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 18 ile 8'i çarptığımızda 144 olur. 144'ü de 2'ye böldüğümüzde alanını 72 santimetre kare olarak buluruz. Şimdi aşağıdaki üçgenin alanı da 72 santimetre kareymiş. Bunun tabanı 24. Yüksekliğini biz bilmiyoruz.
Şimdi 24 ile neyi çarpıp 2'ye bölersem 72 olur. 72'yi 2 ile çarptığımızda 144 olur. 144'ü de arkadaşlar 24'e böldüğümüzde yüksekliği 6 santimetre olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. soru. Şekildeki 4 eş paralelkenardan oluşan süsleme modelinde A noktasının B noktasına uzaklığı 20 santimetre ve C noktasının D noktasına uzaklığı 6 santimetredir. Buna göre bu süsleme modelinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bunlar birbirine eşmiş paralel kenarlar. A ile B'nin arası 20 santimetre ise bakın yarısı arkadaşlar şuraya kadar olan kısmı 10 santimetredir. Yani bu paralel kenarın uzun kenarını 10 santimetre olarak bulduk. C ile D'nin arasındaki mesafe 6 santimetreymiş şurası. O zaman bunun yarısı 3 santimetredir. Bu 3 santimetre bu paralel kenarlardan birinin yüksekliğidir. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik ile bulunuyor. 10 ile 3'ü çarptığımızda bir tanesinin alanını 30 santimetre kare olarak buluruz. 4 tane paralel kenar olduğu için 30 ile 4'ü çarptığımızda toplam alanı 120 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Şekilde ABCD paralel kenar. DH doğru parçası diktir. AB doğru parçasına. DK doğru parçası diktir. BC doğru parçasına ve AD doğru parçasının uzunluğu 15 santimetre. DH doğru parçasının uzunluğu 12 santimetredir. ABCD paralel kenarının çevresinin uzunluğu 70 santimetre olduğuna göre DK doğru parçası kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bunun çevresini şu şekilde buluruz. Burası 15. Bu BC de 15'tir. 15 ile 15'in toplamı 30 olur. Biz 70'ten 30'u çıkardığımızda geriye 40 buluruz. 40'ı da 2'ye böldüğümüzde bu kenarlardan birini yani şurayı 20 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar bu üçgenin alanı bakın şöyle D ile B'yi birleştirdiğimizde şurada oluşan üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. 20 ile 12'yi çarpıp 2'ye böleceğiz. Bu işlemi yaptığımızda 120 buluruz. Şimdi şurada da aynı şekilde arkadaşlar bakın şuradaki DCB üçgenin alanı da gene 120'ye eşittir. DK ile 15 çarpılıp 2'ye bölündüğünde 120 olacak. 120'yi 2 ile çarptığımızda 240 olur. 240'ı da 15'e böldüğümüzde arkadaşlar burayı DK'yi 18 santimetre olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. soru. Yukarıda noktalı kağıtta verilen şeklin alanı kaç birim karedir? Verilen şekli şu şekilde ikiye bölelim. Bakın aşağıda bir paralel kenar, yukarıda da bir üçgen çıktı. Paralel kenarın alanını bulalım. Tabanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Yüksekliği de 3 birim. O zaman 3 kere 8, 24 olur tabanı. Şimdi yukarıdaki üçgenin tabanı arkadaşlar. Burası 4 birim. Yüksekliği de 3 birim. 3 ile 4'ü çarpıp 2'ye böldüğümüzde üçgenin alanında 6 buluruz. Toplam alan ise 24 artı 6, 30 birim kare yapar. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. 450 dekar kaç kilometre karedir? Arkadaşlar 1 dekar 1000 metre karedir. O zaman burası 450 bin metre karedir. Bize kaç kilometre karedir diye sorulmuş. 100'e böldüğümüzde dekametre yapar. Bir 100'e daha böldüğümüzde hektometre kare yapar. Bir 100'e daha böldüğümüzde arkadaşlar kilometre kare yapar. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Bir çiftçi 60 arlık tarlasının 1,5 dönümüne arpa, 2 dönümüne buğday ekmiş ve tarlasının kalan kısmını metrekaresi 40 liradan satmıştır. Buna göre bu çiftçi satış sonunda kaç lira almıştır? Şimdi 60 armış arkadaşlar bunun tarlası. 1 ar 100 metrekare. O zaman 60 ile 100'ü çarptığımızda 6000 metrekare olarak tarlasının tamamını buluruz. Bunun 1,5 dönümüne arpa ekmiş. Şimdi 1,5 dönüm demek 1 dönüm 1000 metrekare. 1,5'u 1000 ile çarparsak 1500 metrekare yapar. 2 dönümüne de arkadaşlar buğday ekmiş. 2 dönümü de 2000 metrekare yapar. Topladığımızda 3500 metrekare yapar. Kalanını ise arkadaşlar satmış. O zaman 6000'den 3500'ü çıkarırsak geriye 2500 kalır. Sattığı kısmında metrekaresini 40 liradan satmış. O zaman 2500 ile 40'ı çarptığımızda 100.000 TL buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır.